Oval şırınga, gülümseten ayna, duygu kolyesi, akıllı gülümseme, sosyal destek, kahkaha terapi cihazı. Biraz önce bir takım tasarımlar seyrettirdik, izlettirdik sizlere. O tasarımların sahibi Salih Berk İlhan Ankara stüdyomuzda bizi bekliyor. Kendisiyle konuşacağız. Merhabalar. Merhabalar. İlginç tasarımlar, ilham kaynağı ne? Biliyoruz ki bunları hastalar için ürettiniz ama temelde ne var? Ne yapmak istiyorsunuz bu tasarımlarla? Biraz da bize anlatır mısınız? Mesela oval şırınga niye oval şırınga? Neden duygu kolyesi? Birer birer de dinlemek isteriz. Evet. Tabii. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben Lütfen. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüyüm. Ve bu bölümde tasarladığım bazı ürünler uluslararası ödüller kazandılar. Ve bu ödüller sayesinde bir burs kazandım ve School of Visual Arts'ta New York'ta bir yüksek lisans tezi tamamladım. Ve bu program tasarımcının değiştirici gücüne odaklanan bir program. Ve ben de tasarımın birçok tatsız, keyifsiz, üzücü, can sıkıcı durumu, süreci olumlu bir şekilde değiştireceğine inanıyorum. Ve o yüzden de hastane deneyimlerinden başladım. Çünkü hastane birçoğumuz için çok da içinde bulunmak istemediğimiz bir ortam. Oval şırınga mesela şırınganın iğnesi birçoğumuzu korkutur. Nasıl bu korkutucu görüntüyü değiştiririz ve hasta bu sivri ve korkutucu şeyi görmez diye düşünerek tasarlanmış bir şırınga. Ve diğer moral veren ürünler de aslında kansere odaklanmamla başladı. O da bir aile yakınımızın da bu süreçten geçmesi de buna biraz esin kaynağı oldu diyeyim. Çünkü ihtiyaçları daha iyi anlama şansım oldu. Ve yaklaşık 200'ün üzerinde hastayla ve hasta yakını onkologla bir araştırma yürüttüm. Ve farkına vardığım şey şuydu. Kanserli hastaların yaşam kalitesini etkileyen iki önemli faktör var ve biz bu faktörleri tasarımla değiştirebiliriz. Birincisi moral, ikincisi de sosyal çevrenin desteği. Dolayısıyla bu gördüğünüz gülümsetmeye teşvik eden tasarımlar moral kısmına giriyor. Peki şimdi birer birer Ayrıca gidelim mi? sosyal destek. Salih Berk Tabii İlhan ki. birer birer gidelim mi? Oval şırıngayla başlayalım şimdi mesela. Anlatır mısınız ne yapıyor bu oval şırınga? Neden tasarladınız? Oval şırınga demin de bahsettiğim gibi şırınganın iğnesini hastanın görmesini hastadan saklıyor. Ve böylece korkutucu görüntüsünü değiştirmiş oluyor şırınganın. Peki. Ve ya bir şeyin görüntüsünden korktuğumuz zaman o da bizim duygu durumumuzu etkiliyor. Dolayısıyla bunu değiştirdiğimizde duygusal ihtiyaçlara da cevap vermiş oluyoruz. Yani aslında oval şırınga diyoruz ama şırınga olmaktan çıkıyor görsel olarak bir manada diyebiliriz galiba. Evet. Duygu kolyesi ne yapar? Evet, bunda da mesela hastanelerde günlerce gözlem yaptım. Ve bir tasarımcı olarak gözlemlediğinizde de farklı şeyler görüyorsunuz. Ve hastalarla doktorlar arasında bir empati eksikliği var. Çünkü büyük bir koşuşturmaca var ve iki taraf birbirini çok iyi anlayamıyor. Dolayısıyla ve sözel ifade de tam değil. İnsanlar kendilerini ifade edemiyorlar, çekiniyorlar. Bu kolyeyle insanlar, hastalar doktorlara, doktorlar hastalara nasıl hissettiklerini, nasıl bir duygu durumu içinde bulunduklarını anlatabilirler. Çeşitli renkler var ve kolyeyi çevirdiğiniz zaman farklı renklere getiriyorsunuz ve her bir rengin bir anlamı var. Mesela kırmızı yorgun, mavi teşekkür eden, mutlu ondan sonra ya da uykusuz kaldığını söyleyebilir doktor hastaya. Farklı duyguları anlatmasını sağlayan bir kolye. Evet, yani isterdik ki o kolyeleri de biz ekranımızda gösterebilirim, bilelim ama siz çalışmalarınızı Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütüyorsunuz. Bütün tasarımlar da orada. Tatil için buradasınız galiba, değil mi? Evet. Ama görsellerini Evet, aldık vizem sizden. getirdim hepsini. Evet, video kayıtlarını izleyebiliyoruz. Aslında fotoğraflar var. Evet. Onları yansıtıyoruz biz ekrana. Biraz gülümseten aynadan da söz edelim. Orada nasıl bir tasarım var?
Tabii. Şimdi bahsettiğim moral ve sosyal çevrenin desteği, bu gülümseme projeleri moral kısmına dahil. Nasıl insanları, özellikle böyle zor süreçlerden geçen insanların daha fazla gülümsetebiliriz sorusu üzerine tasarlanmış ürünler. Gülümseten ayna, siz gülümsediğiniz zaman sizi gösteren sihirli bir ayna. Dolayısıyla sizi gülümsemeye teşvik ediyor. Bunda şöyle bir biyolojik, gülümsemenin biyolojik bir yönü de var. Siz mutsuz olduğunuzda bile, mimiklerinizi zorlayarak güldüğünüzde, beyniniz o gülümsemenin gerçek olup olmadığını anlamıyor ve vücudunuza mutluluk hormonları salgılamayı sağlıyor. Dolayısıyla gülmenin biyolojik bir faydası da var. Yani ne kadar gün içinde fazla gülersek o kadar mutluluk hormonu salgılamış oluyoruz. Ve ayrıca bir görüştüğüm, röportaj yaptığım kanser hastalarından birinin bir sözü de çok etkili oldu. Bu hasta dedi ki, ben kanser teşhisinin ilk günlerinde aynaya bakamıyordum. Çünkü vücudumda kanser olduğunu kabullenmek zor geliyordu. Aynaya baktığımda bunu hatırlıyordum. Dolayısıyla hem bu biyolojik faydası gülümsemenin, hem de bu anekdot bana böyle bir ürün tasarlamama ilham oldu. Evet, hem gülümseyip Ve daha o sonra mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlamak, hem de bir anlamda hastalığı kabullenmek, değil mi? Bunlara araç olabilecek bir tasarım. Vallahi sizi tebrik ediyoruz. Çok güzel. Kanser teşekkürler, sağ hastalarının olun. moral desteği bulması çok önemli. Bunlar hepsine, bu tasarımların hepsi aslında bize bunları hatırlatıyor. Giggle Up var bir de, değil mi? Deneyim Evet, o tasarımı da o bir da. sosyal deney projesi. Deneyim tasarımı. Aslında bunların hepsi bir deneyim tasarımı. Çünkü artık ürün tasarımı sadece ürün değil, bir deneyimin tekrar tasarlanmasına odaklanan bir şey. Giggle Up da şimdi kahkaha bulaşıcı bir şey. Ama o ilk kahkahayı nasıl başlatacağız? Hele de böyle zor durumlarda, mesela hastanede herkes stresliyken. Ben de bu soruları araştırmak için bir çeşitli objeler ve kostümler tasarlayarak New York sokaklarında arkadaşlarımla gezdim. New York'ta insanlar birbirlerinden çekinirler yolda, yani göz göze gelmemeye çalışırlar. Birisi broşür vermeye çalıştığında çekinir insanlar hani. Ama bu şekilde gittiğimizde insanlara bir çerçeve tuttuk ve önünde bir açma kapama düğmesi vardı. Birçok insan merak edip geldi ve onlar açtığında oyuncular, bizler kahkaha atmaya başladık. Ve karşıdaki insan da bir anda işte kahkaha atarak karşılık verdi ve diğer çevredeki insanlar da gülmeye başladılar. Dolayısıyla kahkahanın bulaşıcılığını test etmiş olduk. Daha sonra biz onlara videoda da gördüğünüz gibi bu stickerları verdik. Dolayısıyla onlar oyunu öğrenmiş oldular ve stickerlara, bu yapışkanlı kağıtlara basarak da oyunu devam ettirmiş oldular. Harika, Yani bu peki. çok basit bir kağıt parçasının bile insanların hayatına nasıl kahkaha katabildiğini göstermiş oluyor. Bu da deneyim tasarımı. Yaygınlaşır mı bu tasarımlarınız? Gülümseten ayna, oval şırınga. Hepsi öyle umuyorum, yaygınlaşmasını umuyorum. Yani benim amacım bunların her yerde, sadece hastanelerde ya da kanser hastaları için değil, diğer hastalıklar ya da diğer sıkıcı ortamlarda ve günlük hayatımıza uygulanabilir olması, adapte etmemiz. Zaten sadece o amaçla, yani sadece bu kanser hastaları ya da bunlar için tasarlanmış bir ürün değil hiçbirisi. Ama başta onlar düşünülerek tasarlandı. Çünkü onlara gülümsemeye en çok ihtiyacı olan kitleleri düşünerek başladım. Peki, O şekilde. şimdi bizi izleyen seyircilerimiz arasında kim ne durumda, hangi ruh halinde bilemiyoruz ama başlamak için bir gülümsemek gerekiyor galiba. Zihin bedeni kontrol ettiği kadar beden de zihni şekillendirebiliyor. Siz de biraz önce bunun aslında fizyolojisinden biraz bahsettiniz, aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz. Tasarımlarınızın devamını bekliyoruz. Harika bir iş yapıyorsunuz. Bize umut verdiniz. O yüzden büyük bir zevkle sizi ağırladık, Ben konuk teşekkür ederim. ettik. Kolaylıklar diliyoruz. Salih, Berk, İlhan, yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ediyoruz.